Ramazan ayının ilk gecesi, cennetin kapıları sonuna kadar açılır. Cehennemin kapıları ise tamamen kapatılır. Şeytanlar ve cinlerin azgınları ise zincirlere vurularak bağlanırlar. Tabii bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayı hakkında duymanız gereken öyle çarpıcı konular var ki, nefsin Allah ile yaptığı akıl almaz konuşmadan 2 aylık bir bebeğin kendi iradesiyle nasıl oruç tutmuş olduğuna, mahşer günü geldiğinde Ramazan ayının dile gelip neler söyleyecek olduğundan, oruç tutmanın insan beyni üzerinde gerçekleştirdiği inanılmaz sonuçlarına kadar daha birçok çarpıcı hadiseyi dinleyeceksiniz. O halde Ramazan'ın gizemlerine hazırsanız başlayalım. Ramazan ayının ilk gecesinde tüm evren olağanüstü bir aura ile dolu hale gelir. Yıldızlar daha parlaktır, rüzgarlar daha yumuşak fısıldar ve hayvanlar daha sakin dolaşırlar. Sanki evren yaşayan bir canlı gibi kendisi özel bir ayın başladığını biliyordur. Yüce Allah cenneti koruyan meleklerin reisi Rıdvan'a seslenir. Rıdvan, meleklerin en sadığı olarak bilinir ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeye her zaman hazırdır. Rıdvan büyük bir saygıyla, "İşte buradayım, emrindeyim ey Rabbim," der. Allah şöyle buyurur: "Muhammed ümmetinin oruçlu müminleri için cenneti hazırlayın ve süsleyin. Ramazan ayının sonuna kadar cennetin kapılarını onlar için açık tutun." Melek Rıdvan, bunun Allah'a ve onun sevgili peygamberi Muhammed'e hizmet etmek için olağanüstü bir fırsat olduğunu bildiğinden dolayı içi sevinçle dolar. Hızla meleklerden bir ekip toplayıp cenneti en güzel şekilde hazırlamak için yorulmadan çalışmaya başlarlar. Sonra Allah cehennem bekçisi Mali'ye seslenir. "Hizmetinizdeyim Rabbim, emirlerinizi yerine getirmeye hazırım," diye cevap verir Malik. Allah-u Teala ona cehennem kapılarını Muhammed ümmetinin oruçlu müminlerine kapatmasını ve Ramazan ayının sonuna kadar kapalı tutmasını buyurur. Malik bunun kritik bir görev olduğunu biliyordur ve Ramazan ayında Muhammed'in ümmetinden hiç kimsenin cehenneme girmemesini sağlamayı kendisine görev edinir. Allah daha sonra mesajlarını peygamberlere iletmekle sorumlu baş melek Cebrail'i çağırır. Cebrail meleklerin en bilgilisidir ve her zaman Allah'a kulluk etmeye can atıyordur. "Bana emret ey Allah'ım," der. Allah Azze ve Celle ona yeryüzüne inmesini ve asi şeytanları Muhammed ümmetinin müminlerinin oruçlarını ve iftarlarını bozmamaları için dizginlemesini emreder. Cebrail, şeytanların özellikle Ramazan ayında müminleri yoldan çıkarmak için fırsat kolladıklarını biliyordur. Hemen yeryüzüne iner ve müminlerin ibadetlerine karışmamalarını sağlayarak şeytanların asilerini zincire vurup onları bağlar. Allah Ramazan ayı boyunca kullarının üzerine sürekli rahmet ve bereket yağdırmaktadır. Her gün birçok mümini cehennemden azat eder. Allah-u Teala'nın her semada görevli bir meleği vardır. Mercan, inci ve mücevherlerle süslü kanatlarından biri doğuda, diğeri ise batıdadır bu meleklerin. Onlar şöyle seslenir: "Tövbe eden var mıdır? Tövbesi kabul olunacak. Dua eden var mıdır? Duası kabul olunacak. Haksızlığa uğrayan var mıdır? Allah-u Teala ona yardım edecek. Bağışlanmayı isteyen var mıdır? Allah onun günahını bağışlayacak. Dileği olan var mıdır? Rabbimiz ona istediğini ikram edecek." Allah-u Teala Ramazan ayında zatını zikreden kullarına bütün ay boyunca şöyle seslenir: "Ey erkek ve kadın kullarım, size müjdeler olsun. Sabrediniz ve ibadetlerinize devam ediniz. Yakında sizden sıkıntıları kaldıracağım ve rahmetime kavuşacaksınız." Allah'ın rahmeti ve keremi o kadar büyüktür ki kendisini zikreden kullarına sürekli sesleniyor, onları tebrik ediyor, sabırlı olmaya ve ibadetlerine devam etmeye teşvik ediyordur. Allah onların zorluklarını ortadan kaldıracağını ve yakında onlara rahmetini ve cömertliğini vereceğini vaat eder. Ramazan ayının en mübarek gecesi olan Kadir gecesinde ise Cebrail aleyhisselam bir grup büyük melekle birlikte yeryüzüne inmektedir.
Allah'a ibadet edenler için dua edip bağışlanma dilerler. Kadir Gecesi büyük bir bereket gecesidir ve bu geceyi ibadetle geçiren müminler Allah'tan sayısız nimetlerle ödüllendirilirler. Sonuç olarak Ramazan ayının ilk gecesinde Allah'ın Rıdvan, Malik ve Cebrail'e verdiği bu emirler, Rabbimizin bu özel ayda kullarına ihsan ettiği muazzam nimetlerin birer hatırlatıcısıdır. Ramazan, ibadet, sabır, bağlılık ayıdır ve onu Allah'ı anmak için harcayanlara Allah'ın rahmeti ve mağfireti verilir. Peki nedir Ramazan ayı? Gelin olayın biraz daha detayına inelim. Bunu anlamak için ilk olarak oruç tutma eyleminin ilk ortaya çıkışına, yani ilk insan Hazreti Adem peygamberin zamanına gitmemiz gerekmekte. Evet, oruç ilk kez Hazreti Adem tarafından tutulmuş ve insanlığın atasından günümüze gelene dek zaman içinde farklı kültürlerde değişime uğrayarak devam etmiştir. Bugün biz Müslümanların oruç tutuyor olduğu gibi pek çok farklı inanç sisteminde farklı şekillerde oruç tutulmakta. Mesela Hristiyanlar genellikle çarşamba günü başlayan ve Paskalya pazar günü sona eren Lent döneminde oruç tutarlar. İnançları üzerinde düşünmek ve İsa Aleyhisselam'ın dirilişine hazırlanmak için belirli yiyeceklerden veya faaliyetlerden kaçınmayı seçerler. Yahudilikte yıl boyunca birkaç kez oruç tutulur. Yahudiliğin en önemli oruçlarından biri kefaret günü olarak da bilinen Yom Kippur'dur ve onlar günahlarına kefaret olmak, af dilemek için 25 saat boyunca oruç tutarlar. Hinduizm'de ise farklı amaçlar için farklı oruç türleri vardır. Kimisi inandıkları belirli bir tanrıdan kutsama istemek için oruç tutarken, diğerleri ise bir kefaret biçimi olarak veya zihni ve bedeni arındırmak için oruç tutmaktadırlar. Mezopotamya'dan Çin'e kadar dünyanın pek çok yerinde, antik Yunan'dan Azteklere kadar pek çok kültürde oruç ve perhize rastlanmakta. Kimisi sadece tıbbi amaçlara fakat önemli bölümü manevi amaçlara dayanmaktaydı. Oruç, beden denetimine dayalı en temel ibadettir. Kimi kültürlerde krallar tahta geçmeden önce oruç tutuyordu. Hinduizm'de ve Yahudilikte gelinle damadın nikahtan önce oruç tutması geleneğine rastlamaktayız. Rivayete göre Hazreti Musa ve Hazreti İsa peygamberler bizim bugün tuttuğumuzun aksine 40 gün boyunca oruç tutmaktaydılar. Yine hadis kaynaklarından öğrendiğimiz bir bilgiye göre Hazreti Davud aleyhisselam ise bir gününü oruçlu, bir gününü oruçsuz geçirirmiş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise önceleri Medine'ye hicretinden itibaren Aşure gününde ve her ay 3 gün oruç tutmaktaydı. Daha sonra hicretin 2. yılında yani 624 yılının ilk aylarında orucun tüm Müslümanlara farz olduğunu bildiren ayetler nazil oldu. Bir süre sonra da farz olan orucun Ramazan ayında tutulacağı bildirildi. Biz Müslümanlar Kur'an ayetiyle hafifletilmeden önce şimdikinin aksine geceleri de oruç tutmaktaydık. Yani ilk zamanlar oruç gece uykuya yattığımız zaman başlıyor, ertesi gün akşama kadar oruçlu kalıyorken yaşanan bir olaydan sonra Bakara suresinin 187. ayeti gelmiş ve Müslümanların tam günlük orucu hafifletilmiş oldu. Yaşanan hadise şu şekilde. Ramazan'da gündüz hurma bahçesinde çalışıp sulamayla uğraşan bir sahabe eve döndüğünde orucunu açmadan önce uykuya dalmıştı. Gece de uyanamadığı için hiçbir şey yiyemeden ertesi gün oruca devam etmişti. Onunla karşılaşan Peygamber Efendimiz, ''Ne oluyor ki senin aşırı derecede bitkin olduğunu görüyorum?'' diye sorunca sahabe durumunu anlatmış. İşte bu olayın üzerinden iftar sonrasında tan ağırmasına kadar olan zaman için bir serbestlik geldiğini belirten ayet nazil olmuştur. Böylece eskiye göre şimdi sahur vaktine sahip durumdayız. Peki neden oruç tutuyoruz? Neden kendimizi aç bırakıyoruz? Bunun önemli sebeplerinden biri de nefsimizi terbiye etmekle alakalı. Allah-u Teala insan ruhunu yarattıktan sonra ona nefs adında bir özellik vermiş. Düşüncelerimizi, duygularımızı, arzularımızı ve eğilimlerimizi kapsayan içsel yönümüz. İslam inancı bize nefsimiz üzerinde bir takım çalışmalar yapmamız gerektiğini, onu bir şekilde eğitmek ve dizginlemekle yükümlü olduğumuzu söylemektedir. Bu durum hem bizim Rabbimize karşı yerine getirmemiz gereken hem de kendimiz için yapmak zorunda olduğumuz bir durum. Çünkü nefsimize karşı söz geçirebildiğimiz takdirde kazanabileceğimiz öyle çok şey var ki.
İnsan nefsinin en zorlandığı konulardan biri de yeme içme eylemiyle alakalı olanıdır. Nefsin açlığa karşı verdiği savaş üzerine çok etkileyici bir rivayet var. Allah ile nefs arasında geçen bir olay. Cenab-ı Hak nefsi ilk yarattığında ona şöyle sorar. Sen kimsin, ben kimim? Nefis bu soruya şöyle cevap verir. Sen sensin, ben de benim. Allah bu cevap üzerine kendisini var eden, Rabbini tanımak istemeyen nefsi ceza olarak 1000 yıl ateşte yakar. Aradan 1000 yıl geçtikten sonra tekrar sorar. Sen kimsin, ben kimim? Nefis öylesine vazgeçmemiştir ki cevabından, sen sensin, ben de benim diye yanıtlar yeniden. Allah-u Teala 1000 yıl daha nefsi ceza olarak yakar ve tekrar sorduğunda yine aynı cevabı alır. Görünüşe göre nefis ateşe atılmakla bile yola gelmemiştir. Allah bu defa ceza olarak onu sadece 3 gün aç bırakır ve 3 günün sonunda ona sorar. Sen kimsin, ben kimim? Nefis bitkin bir şekilde cevap verir. Sen alemlerin Rabbi Allah'sın, ben ise aciz bir nefsim. Görüldüğü üzere oruç, nefsi terbiye etmenin en kolay yoludur. Peki, nefsimizi oruç tutarak terbiye ettiğimiz anlarda bize ölümden sonra getirecek olduğu avantajların yanı sıra şu anda bu dünyada ne gibi bir faydası var? Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan ve kurallara göre oruç tutan veya vücudunu uygun şekilde aç bırakan insanların beyninde inanılmaz değişimler meydana geliyor. Ve bu durum aslında günümüzde pek çok kişinin neden aşırı mutsuz, her şeyden çok çabuk sıkılıyor, yaptığı bir işte odaklanmada sorun yaşıyor ve başarıya ulaşmanın önünde büyük bir engel teşkil ediyor olduğuyla alakalı doğrudan bağlantılı. Dopamin. Beyindeki ödül ve motivasyon yollarında kilit rol oynayan bir nörotransmitter. Yemek yeme, TikTok, Instagram gibi internet sitelerinde gezinme ve pek çok sosyal aktivite gibi faaliyetlerden aldığımız zevk ve tatmin duygusundan sorumludur. Bize keyif veren işlerle uğraşmak, beynimizdeki dopamin seviyelerinde artış oluşturarak bundan haz almamızı sağlar, fakat bir süre sonra beyin bu duruma alışarak daha fazlasını istemeye başlar. Bu durumda beyin kendi dopaminini üretmek yerine bağımlı hale geldiğimiz dışarıdan kolay dopamin sağlayan etkenlere ihtiyaç duyar. Ve bir süre sonra yaptığımız davranışlar bize eskisi kadar keyif vermemeye başlar ve ders çalışmak, işe gitmek gibi eylemler ise adeta bir işkenceye dönüşür. Size basit bir örnek vermem gerekirse, eskiden bir film izlemek için ya televizyon kanallarında yayınlanana kadar günlerce, aylarca beklerdik ya da VHS kasetlerini kiralayıp izlememiz gerekirdi. Bugün ise istediğimiz her filme internetten anında ulaşabiliyoruz. Fakat bu işin bu kadar kolay olmasına rağmen eskiden izlediğimiz filmlerden aldığımız tadı artık alamıyoruz. Hatta çoğu zaman yüzlerce film arasından bir türlü seçim yapamadan sonunda yorularak film izlemekten vazgeçiyoruz. Çünkü beynimiz bu şekilde tasarlanmış. Veya diyet yapanlar çok iyi bilirler ki uzun süre yiyemedikleri bir yiyeceği tekrar yediklerinde ondan hiç olmadıkları kadar büyük bir haz alırlar. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sofradan doymadan kalkıyor olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bununla birlikte son araştırmalar dopaminin açlığın düzenlenmesinde ve oruca verilen tepkide önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Oruç tutmanın beyin üzerindeki en şaşırtıcı etkilerinden biri dopamin seviyesindeki artıştır. Çalışmalar, oruç tutmanın beyinde, özellikle ödül yollarında dopamin üretiminde önemli bir artışa yol açabileceğini göstermiştir. Dopamin seviyelerindeki bu artış, bir öfori hissine ve artan odaklanmaya yol açarak görevde kalmayı ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. Orucun beyni etkilemesinin bir başka yolu da beyin kaynaklı nörotrofik faktör üretimidir. BDNF, beyindeki nöronların büyümesinde ve korunmasında kilit rol oynayan bir proteindir. Çalışmalar, oruç tutmanın bilişsel işlevi geliştirebilen, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyabilen BDNF düzeylerinde artışı olabildiğini göstermiştir. Orucun ruh hali ve ruh sağlığı üzerinde de olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Dopamin seviyelerindeki artış, iyi olma hissine ve stresin azalmasına yol açabilirken, BDNF seviyelerindeki artış ruh halini iyileştirebilir, depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabilir. Yani genel anlamıyla yemek yeme eylemi pek çok açıdan belli bir denge altında tutulması gereken bir durum.
Oruç, bizlere yiyecek ve içeceğe erişim imkanı kısıtlı olan insanlarla empati kurup onların durumunu anlayabilmemiz ve böylece sahip olduğumuz nimetlere şükretmemiz açısından fayda sağlamaktadır. Bilimin bugün açıkladığı ve saymakla bitmeyen pek çok faydası olan oruç, Hazreti Adem atamızdan günümüze kadar gelmiş, hatta Kur'an-ı Kerim'de de bizlere bahsedilmiştir ve İslam'ın 5 temel şartından birisi olarak bir Müslümanın uygulamakla yükümlü olduğu bir eylemdir. Oruç tutmayan bir gencin mahşer gününde başına gelen bir hadiseyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu şekilde açıklamıştır. Mahşer zamanı mizana gelip terazinin başında duracağım. Ümmetimin sevaplarının ağır gelmesi için onlar adına şefaatçi olacağım. O esnada melekler ümmetimden bir genci teraziye getirecekler. O genç bana sarılıp, ''Ya Muhammed, sana sığındım.'' diyecek. Meleklere soracağım, ''Bu gencin günahları nedir?'' diye. Melekler, ''Ya Muhammed, bu genç Ramazan'a ulaşmasına rağmen ne günahlarını ara verdi ne de tövbe etti. Tövbe edemeden de Allah-u Teala aniden onun canını aldı.'' Sonra Rabbimden bu genci cehenneme göndermemesi için izin isteyeceğim. Allah-u Teala, ''Habibim, ben bu genci affederim fakat onun bir davacısı var.'' diyecek. ''Kimdir davacısı? Razı edelim.'' diye sorduğum zaman Allah-u Teala onun davacısının Ramazan ayı olduğunu söyleyecek. İşte o an elimden bir şey gelmez. Eğer ki Ramazan ayı kimden davacıysa ben bunun üzerine bir şey diyemem. Evet, oruçla ilgili pek çok dikkat çeken hadise bulunmakta. Mesela beşikteyken oruç tutan bebeğin hikayesini hiç duymuş muydunuz? Bir anne anlatıyor ki, bebeği henüz 2-3 aylıkken bazı kerametler göstermeye başlamıştı. Oğlum henüz birkaç aylıktı. Mübarek Ramazan ayı gelmişti. Birinci gün şafak söktükten güneş batıncaya kadar tüm gün hiç süt emmedi. İkinci günde aynı durum yeniden yaşanınca anladım ki bebeğim oruç tutuyor. İkinci sene ise Şaban ayının sonuna doğru hava fazla bulutlu olduğu için insanlar ayı görememişlerdi. Bu yüzden Ramazan'ın başlama tarihini tespit edemediler. Bebeğimin bu meziyetini bilenler hemen benim yanıma gelip onun süt emip emmediğini sordular. Gerçekten o gün şafaktan beri süt emmemişti. Daha sonra o günün Ramazan'ın birinci günü olduğu anlaşıldı. Bu olayları anlatan kişi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin annesinden başkası değildi. Oruçla ilgili yaşanan bir başka hadise ise Hazreti Ebu Bekir'in başından geçiyor. Hazreti Ebu Bekir, kavurucu bir yaz döneminde oruç tuttuğu bir günün akşamında iftar sofrasında sadece bir tas soğuk su vardı. İftar vakti geldiğinde orucunu açmak için bardağı ağzına götürdü, ancak bunu yapmasıyla bardağı geri bırakması bir oldu ve ardından hıçkırıklara boğuldu. Yanındakiler Hazreti Ebu Bekir'in bu haline bir anlam veremediler. Hazreti Ebu Bekir kendine geldiğinde neden bir anda hıçkır hıçkır ağlamaya başlamış olduğunu sordular. Hazreti Ebu Bekir şöyle cevap verdi. Bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ile otururken eliyle tuhaf hareketler yapıyordu. Sanki karşısında biri varmış gibi ona git buradan diyordu. Ben de ona sordum. Ya Resulullah, elinizi iter gibi hareketler yapıyordunuz. Bunun anlamı neydi? O da şöyle cevap vermişti. Dünya yanıma geldi, kendini bana kabul ettirmek istiyordu. Git dedim, kendini bana kabul ettiremezsin. Benim karşı çıkmamın üzerine dünya şöyle cevap verdi. Yeminler olsun sana, sen benden kaçıp kurtulsan dahi senden sonrakiler benden kurtulamayacaklar. Kendimi onlara kabul ettiririm. Hazreti Ebu Bekir iftar zamanı bardağı ağzına götürürken işte aklına bu olay gelmişti. Ben de bu soğuk suyu içerken dünyayı kabul edenlerden mi oldum diyerek ağlamaya başlamıştı. İftar zamanı olmasına rağmen ağzına götürmüş olduğu su bile onu böylesine duygulandırıyorsa, bugün
İftarda Allah'ın bizlere sunmuş olduğu nimetler için ne kadar şükretsek az değil midir?